1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Buydu da sizlere. Seçilen sütuna göre arkadaşlar bir çapraz ara kullanımı göstermek istiyorum. Bakınız senaryo şöyle. Bir verim var. Ürün kodu veya hani bir ana alan olarak bir alanı belirledim. Burada istediğim ürünü yazacağım veya seçeceğim. Burada da hangi sütundaki karşılığını istiyorum? Efendim maliyetini görmek istiyorum 21 lira. Efendim miktarını görmek istiyorum. Şunu görmek istiyorum diye sütun seçiyorsunuz ona göre düşüyor. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Çaprazlarıyla birlikte sütun seç. Yani hangi sütundan bulup getirecek şeklinde bir çaprazaya dönüştürüyoruz. Yine İngilizce CX Lookup Choose Calls arkadaşlar. Birlikte yapalım. Geldim çapraz ara. Neyi ara? Bunu ara. Nerede ara? Biliyorsunuz bu kod nerede aranacak? S-sütunu arayacak veya bir alan belirtebiliriz. Geldik. Peki neyi döndür? Miktarı döndür, bunu döndür demiyoruz. İşte sütun seçle o dönecek sütunu seçiyoruz. Sütun seç. Hangi sütunu seçeceğini arkadaşlar bütün sütunları belirterek gösteriyoruz. Buradan devam ediyorum. Kaçıncı? Ne kaçıncı? Burada yazdığı arkadaşlar kaçıncı olacak onu da belirttik. Nerede? Bu başlıkta tabii ki bildiğiniz klasik bir sıfır tam eşleşmesi ve gerekli kapanacak parantez. Tabii burada kullanalım başka bir ürünü seçerek şu 114'ü yapayım. Bir de liste kutusunu bakınız bulduk fiyatını değil miktarını görmek istiyorum şeklinde. Buradan miktarını da seçebiliriz. 16. Şunu bulmuş olduk. Bu liste kutusu nasıl yapılıyor? Veri sekmesinde, veri doğrulamada, data veri değişim bölümünde sadece şu başlıkları seçmeniz yeterli arkadaşlar.